bu da böyle bir macera oldu. Bir de yok Yasin. Başımıza gelmeyen kalmadı. Beni içim yaratalım. Arkadaşlar, Fars'tan selam, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda ikinci videoya başladım. Tam 1 saat önce Fas'a ayak bastım. Yani yaklaşık 1 saat önce. Şu anda otelimizdeyiz. Buraya görüntüleri koyacağım ve size oteli göstereceğim. Şimdi odamıza doğru gidiyoruz. Önce bir odayı gösterecek bize. Şöyle üst kata çıktık. Tarzı çok güzel gözüküyor. Annemle birlikte. Güzel yatağımız. Aynen güzel duruyor değil mi? Otantik. Burası da banyomuz. Aa, küvet çok farklı. Bakın. Kocaman. İyi, tertemiz anne. Tertemiz değil mi? Ben beğendim. Bir terasa çıkalım bakalım. Annem terasta. O kadar güzel kokuyor ki şu an burası, anlatamam. Böyle hamam gibi sabun kokuyor. Oo anneciğim. Keyiftesin. Bayıldım. Şu hasır şapkalara. Çok güzel çiçekler. Pembiş bir çiçek varmış tam arkamda. Çok otantik, çok güzel. Raid 50. Bizim kaldığımız yerin adı. Böyle merkezde. Buraya adını yazarım. Bir geceliği 20 euroydu. Bence uygun 20 euro. Böyle yani güzel bir yer. Daha pahalı olan yerler de vardı. Daha aşırı ucuz olan yerler de vardı. Ben ortalama bir yer seçmek istedim. Şimdi sağ olsun Nazlı'nın arkadaşı bizi havaalanından almaya geldi. Önceki videoda görmüşsünüzdür belki. O burada yaşıyor ve daha Bursa'da da okuyor. Türkçesi de çok iyi. Gayet iyi anlaşabiliyoruz sağ olsun. Bizi gezdirecek, lokal yemekleri tattıracak. Böyle sokak yemeklerini de yiyeceğiz bu videoda. Birazdan üzerimizi değiştirelim. Daha 5 saat uçuştan yeni indik. Yani tipim o yüzden birazcık kayık, bir tipimi düzelteyim. Telefonumu şarj edeyim. Bugün yemek yiyeceğiz. Çok açım. Farklı lezzetler denemeyi de çok severim. Buranın salyangozu meşhurmuş. Lemane çaylarımız dolduruluyor. Çok da iyi gelecek şimdi. Yorgunluğumuz bir de. Evet. Bir telefon nerede kimiz için? Size Yasin'le göstereyim. O da burada bizimle. Hasan. 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 YouTube. Hasan salak. Hasan birkaç Türkçe kelime biliyor. No salak. Geldi. Önceden. Ona dedi, salak. Arkadaşlar, buraya bir tane Türk kadın gelmiş ve Hasan'a salak Türk demiş. Türk'e hiçbir şey anlamıyor değil mi? Evet. Çok ayıp. Yani... Böyle şeyler yapmayız normalde ama. Bizim evet, Türkçe evet. Neyse, evet. Farslı ateyi, nane çayı. Şu anda Marrakeş sokaklarından size sesleniyorum. Biz bu üçlü çıktık ve gezmeye başladık. Lokal böyle lokal Marrakeş yemeklerini deneyeceğiz. Bugün cuma günüymüş ve cuma günü cuma namazından sonra kuskus dağıtılıyormuş ve burada kuskus çok meşhur. Buradaki kediler pis pis diye mi çağrılıyor? Türkiye'deki gibi. Ay ne kadar canlı canlı duruyor. Anacığım turist pozu veriyor. Binmek istiyor musun? Yok ya, atlara yazılır. Hadi dur. Dur dur stop. Allah Ramazan gelecek. Ondan. Ramazan gelecek. Ramazan'ın gelişini müjdelemek için o zaman. Böyle müzik çalıyor. Fas bayrağı var. Burada Ramazan arkadaşlar Türkiye'den bir gün sonraymış. Yani bugün 1 Nisan, 2 Nisan'da Ramazan değil de 3 Nisan'da başlıyormuş. Biz Medine bölgesini geziyoruz şu anda. Gittiğimiz yerde Cemal Sinan. Maymun. Aa maymunlar anne bak geziyorlar. Kedi gibi, köpek gibi maymun geziyor. Gördünüz mü? Bakın. Hareket biliyor. Anne çok şaşırdı. Ama bana almak istiyor. Şu anda bir kaosun ortasında gibiyim. Gerçekten farklı bir yere geldiğimi aşırı hissettim. Daha önce de hiç böyle bir yer görmemiştim. Her yerde farklı farklı şeyler var. Etrafı çekeceğim size. Yani panayır alanı gibi. Burada ne yapıyorlar? Aa
Türkçesi. Hatırlamıyorum. Çok hatırlayınca boş ver. Adı halka. Halka gibi. Halka. Evet. Bir oyun gibi bir şey büyük ihtimal. Çeşit çeşit meyveler. Meyvesi içelim mi? Bunu mu? Ama o. O ne? At o ya. Soru. Yılan. Yılan mı? Canlı mı? Türk olduğum için Türk'te 2 euro Türkiye'de ne kadar ediyor sen biliyor musun? Böyle lokal bir yere geldik. Şimdi bakıyoruz neler var. Tajin var. Balık var. Yani tanjiya. Tanjiya. Tandır gibi mi? Tandır. Bu şey yani sadece Marrakeş'te var. Deneyebiliriz. Evet. Arkadaşlar bunlar sokak ekmeğiymiş. Şimdi böyle geldi. Yemekle birlikte yeriz. Hadi bakalım. Ne kadar? Neyi? Yarım dirhem. Hey çok ucuz. Yarım dirhemmiş yani. Çok ucuz. Çeviremedim. Yarın. Benim annem davet, yemek davet ediyor. Annen ediyor ama evet. Bir şey Taşı. Olmayalım. Zahmet, ol. Zahmet olmasın annene. Bu bana dedi, gel, hoş geldin. Tamam mı? Şimdi ben gideriz. Ben kaçtım şuraya şuraya. Annesi yapıyor bana. Tamam. Yasin annesi bizi yar yemeğe davet ediyor da yöresel yemek yapacak. Şuraya şuraya. Nefdem el-Haze ya. Kabroşek. Yasin meyve sularımızı getiriyor. Arkadaşlar burada her yerde böyle doğal meyve suları var ve mükemmel duruyor. Bizimki karışık mix. Vitamin olsun da gezelim. Bakayım tadına. Güzel, muzlu, muzlu içinde. Evde yaptığımız smoothie'ler gibi böyle yoğun. İkisi de var. Hem tatlı hem tuzlu. Tatlı hem tuzlu. Hem hani tavuk. Tavuk. Tavuk var. Hem et var. Et var. Gerçekten. Bu sadece tavuk. Tavuklu. Başka bastığında et var. Vardı. İçinde tavuk varmış. Evet. Bu tuzlu o zaman. Evet. Nasıl? Çok güzel ama tatlı da. İkisi. Hem tatlı hem tuzlu hem tavuklu. Bayağı güzel. Arkadaşlar bunu düğünlerde kocaman yapıyorlar. Herkese ikram ediyorlar. Adı neydi? Bastila. Bastila. Afiyet olsun. Keşke size de tattırabilsem. Chicken tanjiya. Meat tanjiya. Anladım. Bu chicken tanjiya. Bu da etten yapılmış tanjiyaymış. Böyle yediğimiz yerde her şey var. Biraz farklılar burada pişiyor. Hem bizim chicken mıydı? Bunu mu yiyelim? Deneyelim olur. Et deneyelim. Bizim tas kebabı gibi. Çok yumuşak. Hemen dağılıyor. Yiyorum. Lezzetli. Aşırı yumuşak. Türkiye'de yediğimiz etlere de benziyor. Güveçle pişmiş yumuşak et. Bakalım annem de beğenecek mi? İyi pişmiş. Güzel güzel. Bir de şöyle Fas usulü yiyeyim. Böyle ikiye yapıp yağına batırıp eti de alıyor. Hop. Sonra gömüyor. Gömdün. Şimdi çarşıdan gezdik. Yavaş yavaş bir şeyler dönüyor. Böyle bir şeyleri gördükçe yiyeceğiz içeceğiz. Hep böyle benzer restoranlar var bizim oturduğumuz gibi. Arkadaşını mı gördün? Nerede salyangozlar? Salyangozlar karşıda. Şu Ginelo. Bunlar salyangoz. Bir kase salyangoz dolduracak. Dediğim gibi oylamayı sunacağım ve annemle yiyeceğiz. Burada da var.
bakla. Az bir şey deneyelim yani. Güzel mi? Tuzlayacaksın ya. Arkadaşlar böyle içinde nohut var. Nohut suyu var ve biraz tuz eklendi. Deniyorum. Güzel. Bayağı suyu da tuzlu. Güzel. Böyle iniliyormuş direkt. Bu da bakla. Ben güzel, ben nohutu daha çok sevdim. Bir de böyle bir şey rastladık. Sandviç ve o ne? Değişik duruyor. Onu yemeyeceğim. Bak bu da jelebi gibi. Arkadaşlar bu buranın en meşhur tatlısıymış ve Ramazan'da Adeşepek. Şöyle beraber çekin. Şebekiye. Nasıl? Beğendin mi şebekiyeyi? Bayağı şekerli. Böyle kıtır kıtır. Şey, Hindistan'ın jelebisine benziyor şekli biraz. Evet ama onun tadına benzemiyor. Onu yemiştim de. Bak senin tadına. Sadece arkadaşlar çok şekerli. Çok tatlı. Bunu annem sever. Pekmezli. Pekmezli. Dışı böyle yapış yapıyor. Güzel. Şunu da deneyeyim mi? Tamam. Ataşı öfeden beyazın. Bir tane alıyorum. Okay. Tamam. Bu güzel. Güzel mi? Tam anlayamadım bunun tadını. Biraz daha yiyeyim. Nasıl bu? Annem çok sevmedi bunu. Ben şunu daha çok sevdim. Bunu sevdim. Bu favori. Yine burada da bir şeyler pişiyor. Her yerde yemek var. Burada da tavuklar var. Ciğer de var. Ciğer de mi vardı? Hava da serinledi. En meşhur mekan burası dedi Yasin. Meyve suları karışımı. Daha yeni içtik ya meyve suyu. Tuktuk'a binmek istiyoruz. Yasin şimdi pazarlık yapmaya çalışıyor. Ama sanırım bu gezi şeyi. Biz günü batırdık. Nane çayımızı içtik gün batımına karşı. Şimdi Tuktuk'la ondan binelim. Tuktuk'la otelimize gitti. Size içeriği de göstereyim. Böyle burası bu. Böyle bu bir tık daha büyük bir tuktuk. Ben ilk defa Afrika'da binmiştim tuktuğa. Böyle bu 4 kişilik gezi olarak da düzenliyor. Biz otele gideceğiz. Normal. Ben de uzak doğuda binmiştim. Uzak doğuda mı? Gerçekten çok keyifli. Tıngır müngür sallanırken. Selam arkadaşlar, Fas'tan Marrakeş'te bugün ikinci günümüz ve bugün Fas'tan yemeğe davet edildik. Öncelikle yemeğe gideceğiz. Hem ev ortamını görmüş olacağız, hem ev yemeklerini denemiş olacağız. Yasir'in annesi çok güzel yemek yapıyormuş. Dün böyle birkaç tane lokal yemek denemiştik ama dedi ki bunlar hani evde çok çok daha lezzetli oluyor. Bugün onu deneyimleyeceğiz. Şu an size seslendiğim yer de farklı bir yer aslında. Anneciğim burada. Biz otel değiştirdik. Ben Riyad'ı çok beğenmiştim. Annem dedi ki Mero dedi normal bir otele gidelim. Ben rahat rahat duşumu alayım. Beni mi çekiyorsun? Keyif yapayım. Evet seni neden? Çekiyorum. Ben Riyad'ı çok sevmiştim. Tamam Riyad'lara yine gideriz. Anneme uydum ve böyle bir otele geldik arkadaşlar. Hem çok daha pahalı hem de Türkiye'de olan otellere benziyor. Şurada Michael Jackson'ımız var. Burada bar var. Burada Yasir var. Hello Yasir. Bizi almaya geldi. O zaman let's go. Hadi kalkalım. Önce yemek yiyeceğiz. Ben böyle güzel bir kombin yaptım. Bugün bahçelere gideceğiz. Burada çok meşhur. Otele de bakalım. Otelde neler varmış? Burada havuzu var. Arkadaşlar size Marrakeş'te otel turu yaptırayım. Burada bilardomuz var. Burası... Aa, bilmiyorum. Sen?
Biraz biliyorsun. Profesyonel gibi. Oo. Bilsem kapışırdık. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis. Louis. Vuitton. Vuitton. Evet. Annem bizi batırmaya devam ediyor. Bilemedim. Meriz çok yakıştı. Şey var, acayip çok güzel oldu. Musun? Çok rahat değil. Ama çok yakıştı gerçekten. Bu da güzel oldu. Kombinine de yakışıyor. Hepsi yakışıyor. Kombinime tam oldu. Kombinine. Bu da çok yakıştı. Bu daha küçük ya. Bu daha iyi. Şu yanındaki Yasir'in gösterdiğine bir dene. Yasir'in gösterdiğinde bu da güzel. Büyük. Beşge. Hepsi güzel. Wow. Taksiden indik, eve doğru yürüyoruz. Böyle bir pastane görseydik tatlı alacaktık. Yasir dedi ki hani sizin orada misafirliğe gidilirken ne alınıyor? Efendim genelde tatlı oluyor. Burada da süt alınıyormuş. Sorun yok zaten. Yok sorun yok diye daha biz biliyorsunuz Türk kültüründe de böyle bir misafirliğe giderken bir şey almak vardır. Biz de dedik buraya ayak uyduralım, o zaman süt alalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz öncelikle. Markete uğrayacağız. Büyük süt, Marrakeş'te büyük süt. Ne güzel şeyler, kupalar. Şu an merkezden biraz daha uzak, daha lokal bir yerdeyiz. Meriz, yakaladım seni. Arkadaşlar bu arada şu an burada Ramazan değil. Burada Ramazan bir gün sonra başlıyor. 2 Nisan. 3 Nisan'da başlayacak. Bugün Arife günü burada. Arife günü aynen. Bugün burada öyle. Diye geldim, annemle pasta misafirliğe. Çok güzel duydu. Değil mi? Çok farklı bir duygu. O kadar misafirperverler ki. Böyle göstereyim etrafı size. Evet, Bursa'mızın kestane şekerini buralarda tanıtırdık. Evet. Ama bilmiyorduk. Ama Nazlı da söylemedi başta. Söyleseydi koyardım ben bunu. Yani başta lokum getirebilirdik. Lokum ne yapsınlar? Var çarşıda gördüm. Annem kestane şekeri seviyor ya, kendisi de o yüzden böyle yapıyor. Arkadaşlar şimdi size masadakileri tanıtacağız. Bunun adı? Sillo. Sillo. Evet. Tatlı. Şey, helva gibi mi? Evet, karışık. Tatlı gibi. Tatlı. Tatlı, tamam. Bu şebekiye. Şebekiye. Dün yediğimizden mi bu? Evet, evet. Ona benziyor. Ona benziyor. O paso. Paso. Pasta. Pasta. Yani revaniye benziyor. Bizim revani gibi. Fas pastası. Fas pastası. Burada da hurma, kuru yemiş var. Ve çayımız et emiydi. Şu o zaten. Evet, şu tamam. Karıştırdım. Eteğinden şeyim. üç isim vardı. Üç ismi var. Sillo. Sillo. Sof. Sillo. 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 Sof. Sof. Zmita. Zmita. Zmita perfect. Zmita. Bu güzel ya. Zmita güzel. O kadar beğendik ki. Zmita Sillo. 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 Ve Ramazan'da da ya böyle tatlı gibi de farklı bir tadı var, böyle baharatlı ve aşırı lezzetli. Çok faydalıymış hem hamilelere hem de sindirime iyi geliyormuş. İçinde çok yararlı baharatlar varmış. Tanjiya, Yasir'in annesi o kadar. Mesela biz et yemiştik ama Yasir dedi ki annem çok daha güzelini yapıyor ve görüntüsü bile farklı. Gerçekten çok iyi duruyor. Öyle. Eline sağlık ne demekti? Şükran. Şükran. Asir'in ablası, annesi. Şöyle kız kıza dizilelim. Kızlar, kızlar gibi. Çok tatlı insanlar. Çok şekerler. Yani şeyler falan.
Çok güzel. Çok, çok güzel. Artık Türkçe bilmiyorum. Türkçe bitti, finish. Bitti. Yok yok, çok iyi biliyorsun. O zaman afiyet olsun. Buranın ekmeği de bu. Adı Elbat Butmuş. Bizim bazlama ekmeğimize benziyor. Aynı sıcacık, evde kendileri yapmışlar. Kın. Böyle yapmışlar. Bizim Türk dizileri çıktı. Bu hangi dizi ki? Bunu bilmiyorum. Şekerlerle kadar çok büyük. Büyük. Çok büyük mü? Evet. Türkiye'de küçük. Türkiye'de öyle. Hadi. Zaten küçük ama. Burada şekerler arkadaşlar böyle büyük. İlk gördüğümde marshmallow sandım. Marshmallow gibi. Dimret. Aa, çok güzel. Dimret şehrinin kahvesiymiş ve harika. Çok meşhur. En güzel kahveymiş. Böyle baharatlı, böyle farklı farklı baharatlar kokuyor. Mardin'de kokladığım kahve... Zahter kokuyor. Zahter mi kokuyor? Hmm. Annem de her şey zahter zahter diyor ama bilmiyor zahter mi? Var mı? Evet. Var mı? Evet. İşte bak gördüm. Varmış. Bundan bildim. Varmış. Ben de deniyorum. Sen getirmiştin şey hani var ya baharatçı. Kim de baharatçı? Boğazımı böyle yaktı, faydalı güzel bir kahve. Neyse. Baharatçının adı neydi? Antep'te. Arkadaşlar yani ben... Çimizya. Çimizya. Oleh bak. Aa bak bunun koku da var. Ooo çok güzel kokuyor. Arkadaşlar burada Türkçeyi, bizim Türkçeyi var ya çok tükettiğimiz, burada nane çayı tüketiliyor ve içine bu bitkiler koyuluyor. Hepsi misler gibi kokuyor ve çok güzel bir lezzet katıyor. Nane. 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 Burada nane. Turkish nane. Burada şekerler de böyle kalıp kalıpmış. Bizden farklı ve kendiniz mi kesiyorsunuz Yasir bunları? Kesili halde mi? Biraz kahve için. Kahve için kesiyorsunuz. Evet, makas. Çok çabuk. Arkadaşlar. Ben yine alıklık yaptım ve taksideyken aklıma geldi. Dedim ki kameramı unutmayayım takside. Daha sonradan tabii ki unuttum. Sonra bir kalp krizi. Ama sağ olsunlar 5 dakika sonra taksi geri getirdi. Buradan polisi bulduk hemen. Ona anlattık. Plakası yok. Hangi taksi olduğu belli değil. Anons yapmışlar hemen. Hemen adamcağız getirdi. Şu anda da şu an yüzüm gülüyor ama daha demin ağlamak üzereydim. Annem de bana çok sinirlendi. Yok yani insan bir kamera var elinde. Başka bir şey yok. Bir çantam var küçük. Değil mi? Sahip çıkar. Veya bana verirsin hani al tut diye. Ne bileyim işte böyle oldu. Neyse. Bu da böyle bir macera oldu. İlle yok Yasin. İlle bir şeyini unutmazsa olmaz. Videolar gitti diye çok korktum. Uyu var öyle. Birazcık influencerlık yapacağım. Burada Evsel Nören'in müzesi var. Güzel gibi duruyor. Yasir. Merhaba. Yasir, kanalıma hoş geldin desene. Evet, tamam. Merhaba arkadaşlar. Söyle, merhaba arkadaşlar. Beni hiç unutacağım. Arkadaşlar, müzede çekim yapmak yasaktı. Yani içeride bu markanın kurucusunu yap... Siz de görün arkadaşlar. Sen de gör Yasir. Sen de gör anneciğim. İşte böyle kıyafetler vardı, ilk tasarımlar vardı. Annem şimdi, fotoğrafçı annem Yasir'in fotoğrafını çekiyor postluk. Müzenin de böyle bir kafeteryası var. Sessiz, sakin. Havuz çok güzel. Etraf böyle kimseler yok. Portakal suyu söyledik. Bizim burada uyku düzenimiz mahvoldu. Türkiye'ye göre 3 saat geri. Ramazan'da 1 saat daha geriye alıyorlarmış. Normalde 2 saatte sabah 6'da uyanıyoruz. Akşam 8'de uykumuz geliyor, uyuyoruz. Böyle garip bir döngüye girdik. Sonra ikinciye tekrar uyumuşuz bugün. O yüzden kafamız salak gibi oldu. Size bu otelde odamızı göstermedim. Şansımızda hava biraz, gerçi güneş açmış gibi. Anneciğim burada. Anne hemen bir bize oda turu yapar mısın? Nasıl? Oda turu yapar mısın bize? Yapabilirsin kendin aşkım. Sen anlat istiyorum. Neyini anlatalım? Çok güzel. Odamızda çok rahat ettim. Yatak çok rahattı. Düştüğü yastıklarda uyudum. Normalde biz bu odayı tutmamıştık. Bize upgrade yapmışlar ve daha güzel bir odayı vermişler. Gerçekten rahat ama karanlık. Karanlık böyle koyu koyu her şey. Mor halılar. Biraz benim içim daraldı. Aynen Fas'ta böyle. Size manzarayı göstereyim. Burada böyle lüks mağazalar, işte... alışveriş merkezleri, yürüyüş yolları, o tarz şeyler var. Burası Fas'ın iyi yerlerinden biriymiş. Yani merkezde kalmak da güzel, burada kalmak da güzel. Giriş böyle, girişteki dolaplarda da aynalar var. Mantık, bunda yokmuş. Nerede varmış? Burada var. Hop, burada bir ayna var. Burada tuvaletimiz var. Arkadaşlar tuvalette taharet musluğu yok. Yanına şöyle bir şey koymuşlar. Şimdi bu Avrupa ülkelerine de oluyor. Annem diyor ki bu tuvalet musluğu. Bence bu ayak yıkama musluğu gibi bir şey. Bunda nasıl yıkanacak? Avrupa ülkelerinde böyle.
Allah Allah, çok garip geldi bana. Banyomuz da güzel ve şampuanlar, body lotionlar vesaire markası güzel. Ben bu markayı çok seviyorum. İnşallah içine doldurma yapmamışlardır gerçekten. Yok canım, niye yapsınlar? İnşallah gerçekten bu markaya aittir. Neden yapsınlar? Öyle yapıyorlar otellerde. Dün minik bir alışveriş yaptım, size onu da göstereyim. Bronzerim bitmişti, toz bronzerim. İlk defa da bir bronzer bitirdim. Benefit'in huğlasını. Böyle, ay paketi çok güzel. Ama açamıyorum. Kendime bir şey aldım. Rengi çok güzel, mat. Bugün sürerken gösteririm size. Ve dişi böyle deri. Dış görünüşü çok güzel. Vuruldum böyle. Hissi de çok hoşuma gitti. Ben makyaj malzemelerini çok seviyorum. Burası da böyle karışık, yanıma aldıklarımı görebilirsiniz. L'Oreal'in bu pudra fondötenini çok beğeniyorum şu sıralar. Bu maskarayı beğeniyorum. Bu da yine beğendiklerimden. Parfüm olarak Chanel. Anacığım, bozuk asansör. Bak bak, dedim, gitmiyor. Dedim çalışıyor yavrum. O arada... Hayır, çalışıyor. Ben bu asansörde kaldım. Vallahi ödüm bokuma karıştı derler ya. Annemin yanında böyle dememeliydim. Böyle bir şarkı yok. Var. Anladınız mı arkadaşlar? Ben anlamadım çünkü. Otelimizin tabloları. Burada oruç tutmaya cesaret edemedik. Bileti alırken de ben Ramazan olduğunu atlamışım. Aslında bizim biletimiz 10 gün önceydi. Sonradan şey oldu. Ne oldu anne? Ben hasta oldum. Antibiyotik vesaire kullanıyordum. O yüzden erteledim. Sıkıntı oldu. Bu videoları da iftardan sonra koymayı düşünüyorum. Şimdiden Allah kabul etsin oruçlarınızı. Sabah kahvaltısı nasıl oluyormuş size? Onu göstereceğim. Burası açık büfe. Burada zeytinyağı, çikolata. Bu karamel mi ki? Ha, fıstık ezmesi. Kıvamı gerçekten güzel vesaire var. Burada pankeke benziyor. Bunlar ama her şey bitmiş. Buranın kendi özel çayını istedik. Anne bak, burada değişik şeyler var. Tam olarak anlayamadım. Böyle sandviçler var. İçi dolu jambonlu bir şeyler. Yumurtayı yedim. Ben yemeyeceğim. Ben beklemiş yumurta sevmiyorum. İçim mor oluyor genelde. Zeytinler. Şu domatesler çok lezzetliydi. Şeker domates. Turşu. Arkadaşlar, yemediğim tek şey turşu olabilir. Hiç kokusuna bile dayanamıyorum. Buranın meşhur humuslu. Humus gerçekten çok lezzetli oluyor. Bakın, kıvamı hiç bizimkiler gibi değil. Krema gibi. Arkadaşlar, başımıza gelmeyen kalmadı. Otelden çıkış yaptık, taksi çağırdık. Taksi başta bize 150 dirhem dedi. Dedim ki benim arkadaşım var buralı. Ona 10 diyorsunuz, bana 150. Niye dedim. Neyse, 50'ye düştü. Daha sonra bizi geldiniz diye garip garip bir yerde bıraktı. Böyle şey yerler, toprak, alakasız bir yer. Sonra yazık, bu adamcağızlara bizim valizlerimizi verdi. Siz götürün dedi. 1 kilometredir yürüyoruz. Yanlış Riyad'a gittik. Şimdi kendi Riyad'ımıza yürüyoruz. Aa, çok güzelmiş. Selam. Yine yanlış yola saptılar ya. Yine yanlış. İnşallah doğru götürüyordur. Bak, yeniden yönlendiriliyor diyor. Annem de bu adamlara çok güvendi. Diyor ki... Ben güveneceğim? Senden ötürü. Benden ötürü mü ben? Taksiye. Kendimiz gideriz demedim. Ya otel çağırdığı için bindim. Nereden bileyim ya? Tamam. Okey. Yeter. Turu. Çok şükür. Çok şükür. Bakalım daha çok isteyecekler mi? Okay. Thank you very much. Hello. Yeah, this is nothing. 100. 5 euros, 5 euros. Sanırım geldik bu sefer. Vallahi dolandırıldık. 100 dirhemimiz gitti. 50 de otele gitti. Oteller orada. Oteller bölgesine kalacak o zaman. Neyse, otelimiz, Riyad'ımız güzel ama bakın böyle. Güzel duruyor gerçekten. Otantik. Şimdi bir yerleşelim, kendimize gelelim. 5 euroya elveda dedik. Annem adamlara gerçekten verdi ki onlar da istedi. Zaten düzlerine daha da fazlasını istediler. Yani burada kesinlikle pazarlık yapmanız gerekiyor. Ama geldiğimiz yer güzel gibi duruyor. Birazcık keyfim kaçtı. Şimdi odamızı da aldık. Size şöyle göstereyim.
burada bir yatağımız var. Biraz önceki yayla gibi odadan sonra tabii burası biraz küçük. Buranın geceliği 50 euro. Aslında çok ucuz da değil. İlk kaldığımız yer 20 euroydu ve benzer bir yerdi. Ama güzel gözüküyor şimdilik. Manzaramız da böyle. Otele yakın böyle bir yer buldum. En azından yağmurda sığınabileceğimiz bir yer olarak düşündük burayı. Çünkü otel odası çok çok soğuktu. Böyle ateş de yanıyor. Güllü masamız da var. Gayet romantik. Değişik bir ortam var. Tek eksiğimiz internet. Kapıları çok severim. Burası... Gittiğim yerde kapıları incelerim. Gerçekten mi? Aşağısı da otel gibiydi. Bayağı büyük bir yer burası. Kat kat. Eskiden kesin otel değildir. Benim evdir. Kimler yaşadı acaba anneciğim? Bilmiyorum. Ben yaşadım. Şimdi ikram getirdiler. Bu tatlı patatesmiş. Bir de burada zeytin ikramı var. Şimdi birlikte deneyelim. Tatlı patates değil. Hani bizim oradaki tatlı patatesler kocaman turuncu oluyor ya. Bu herhalde şey dedi. Tadı tatlı demek istedi belki de. Rocco usulü yemeklerimiz geldi. Bu çorbası. Size kıvamını göstereyim çorbanın. This one is hot sauce. Hot sauce. Yeah, this one is normal sauce. İçinde böyle nohut var, bezelye var, karışık, bayağı doyurucu bir çorbaya benziyor. Kuskus da buranın meşhur lezzeti arkadaşlar. Normalde sadece cuma günleri kuskus pişiyormuş ve cuma namazından sonra herkes kuskus yiyormuş. Böyle üzeri etli. Burada bulunca biz çok sevindik çünkü bugün cuma günü değil. O zaman deneyelim bakalım. Afiyet olsun. Buğday var, nohut var, nane var. Ben beğendim. Şöyle alacağım. Ayı bozdum anne çok. Ne yapıyorsun Melis? Bilmiyorum. Savaş çıktı burada. Niye öyle yaptın? Bir şey alamadım tam olarak. Lezzetli. Ama bizim kuskustan farklı. Bayağı baharatlı. Hem acı bir tat geliyor hem tatlı bir tat geliyor. Zaten Fas mutfağında acıyla tatlıyı genelde birlikte kullanıyorlar. O benim çok ilgincime gitti. Bayağı güzel. Bir de meşhur tajin var. Onu paylaşmıştım zaten. Bu da Marrakeş'in meşhur tatlısı. Böyle kilolarca pazarda hep satılıyor yuvarlak. Anneciğim ne almak istiyorsun Marrakeş'ten Türkiye'ye giderken? Söylemek istemiyorum. Hadi söyle söyle. Hadi anne. Neymiş bak bakalım. Sizce arkadaşlar tahminlerinizi aşağıya bekliyorum. Annem ne almak istiyor? Tajin. Yani 3 dolar bu minikler. Gayet güzelmiş aslında. Bir şey diyeceğim de Ayşe teyzeler bana kızabilir. Linç yeriz. Ay başka. Ya bizim bahçe kentte Ayşe teyze vardı. Hep böyle bağlıydı. He söyle. O yüzden niye annemle içeceğiz? Ben böyle bağladım. Aynı hep bana. Ayşe teyze gibi olmuş şimdi. Ya. Ayşe teyzenin de yüzü böyle güzeldi sen gibi. He. Ayşe teyze ölmüştü değil mi anne? Niye ölsün? Niye ölmüştü? Ayşe kadın fasulyeden bahsediyor. He. Hatırladın değil mi? Herkes bizi İspanyol sanıyor. Sürekli hola. Komesta. Demek İspanyollar da bayağı geliyor buraya. Biz böyle kafamıza göre sokaklarda geziyoruz. Çok güzel kafeler var. Böyle değişik. Restoran. Böyle değişik atıştırmalık yerleri var. Çok hoşuma gitti. Marrakeş'e gelmişken terlik almadan olmaz. İçerisi biraz ağır kokuyor. Deri de ondan. Çalıyor terlikler. Ondan mı? Şunlar güzelmiş böyle. Arkadaşlar şu anda pazara geldik. Yağda böyle balık kızartıyorlar. Burada meyveler, sebzeler var. Thank you Şükran. Şöyle burada olan sebzeleri de göstereyim size. Çok da rahat çekemiyorum çünkü bazıları kızıyor haklı olarak. Burada baharatlar, spice, hello. Burası da kasap. Hiç hijyenik durmuyor. Tuvaletini yapıyor. Annem güzel bir kafe buldu. Şöyle meydana bakan. Bir yukarı çıkıyoruz bakalım. Çıkıyoruz ve karşımıza böyle bir yer geliyor. Manzara gerçekten güzel. Selam. Bakın böyle. Ay.
şimdi otele gitme vakti. Her yer kapandı burada. sonra? Yani çok değişik duruyor sokaklar, bomboş. Şimdi, yalnız var ya, biraz önce ezan okundu. Herkes iftar yapıyor. O yüzden hiç kimse kalmadı. Sokaklar, kendimi garip hissediyorum ama böyle değişik bir his. Hani güzel bir his. Kameramın da şarjı bitti zaten. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Nasıl geçti günün? Çok güzel geçiyor. Güzeldi bugün de. Güzel. Yarın havanın yağmursuz olmasını diliyoruz. Hadi hadi. Ah şimdi 18... Anne yanlış oluyoruz. Yine mi? Neyse, dur. Topa dönecektik. Of. Bir aa, mevzu var burada. Çok uzaklaştık. Şuradan dönüş. Çocuk bizi... Evet. Çocuk bizi bir yerlere götürdü. Kapılar kapanmış. Ama yanlış yere götürdü tabii. Otele götürmedi. Üzerine tekrardan para aldı. Yok. İftar sonrası çocuklar top oynamaya çıkmış. Evet arkadaşlar. Riyadımızın yolunu en sonu bulabildik. İnşallah doğrudur yani. Doğrudur. Bir daha bir şey dersemeyiz. Yarın atacağım yerleri. Tövbe de 300 metre kaldı. Tövbe. İnşallah.